Onlarca yıllık sükunetin ardından dünya soğuk savaştan bu yana en tehlikeli ve en istikrarsız dönemine girdi. Pek çok yerde savaşlar, çatışmalar var. Yer yerde ciddi boyutta gerilimler söz konusu. Üstelik bunlar savaşlara, çatışmalara dönüşebilecek boyutta. Uluslararası güvenlik ve siyaset uzmanları bunun nedenlerini tartışmaya başladı. Ne oldu da bu düşmanlıklar ve gerilimler en üst seviyeye ulaştı? Küresel sistem değişti deniliyor ve bu yeni sisteme de çok kutuplu katip düzen denilmeye başlandı. Peki bu yeni sistem neyin üzerine inşa edildi? Süper güçlere ne oldu? Yeni aktörler kimler? Ve en önemlisi de küresel sistem nereye evrilir? Biz bu hafta Artı Dosya'da çok kutuplu katip düzeni konuşuyoruz. Dünya tabii ki her zaman çok kaotik bir yerde. Her zaman temel sorunların, çözüm biçimlerinin, güçler dengesinin karmaşık olduğu bir yerde. Ama bunun seviyeleri vardı. Ama görece son 2 yıl, 1-2 yıl hariç dünyada bir sükunet vardı. Ama o sükuneti baz aldığımızda şu anda çok kaotik, çok karmaşık ve çok aktörlü bir düzen var. Son 10 yıldan biraz daha geriye götürmek lazım. Soğuk Savaş sonrasına götürmek lazım. Ve Batı'nın ve Batı odaklı küresel sistemin dönüşümünden bahsetmek lazım. Soğuk Savaş'ın bitmesinden sonra aslında dünya bir tek kutuplu devir yaşadı. Amerika'nın hegemonyasında ve Batı'nın güçlendiği aslında bir tür altın çağı, yani liberal dünya düzeninin altın çağını yaşadı. Mevcut bir önceki dünya düzenine baktığımızda hepimizin çok iyi bildiği gibi İkinci Dünya Savaşı'nın sonunda bir çift kutuplu dünya düzeni oluştu. Çok basit. Bir tarafta Sovyetler Birliği, diğer tarafta Amerika merkezli Batı bloğu. Yani NATO ile Varşova Paktı. Ve ikili bir denge vardı. Bir güç dengesi vardı ama aynı zamanda caydırıcı bir güç dengesi. Kim saldırırsa aslında kendine de zarar vermiş olurdu. Doğal olarak da bu hep bir gerilim, hep bir tansiyon yüksekliği yaratıyordu. Ama bir çatışmaya da, bariz bir savaşa da dönüşmüyordu. Bu düzen Sovyetler Birliği'nin yıkılmasıyla son buldu. 2000'li yıllarla birlikte aslında büyük oranda bir dönüşüm geçirdi. Bunda 3 uğrak noktasından bahsetmek önemli diye düşünüyorum. Bir tanesi Amerika'nın Irak'ı işgalidir. Amerika'nın Irak'ı işgali aslında Batı dışı dünyada Batı ve Amerikan odaklı, Amerikan merkezli dünya sistemine yönelik eleştirileri güçlendirdi. Irak'ı Kuveyt'in işgalinden sonra Amerika ve Batı müttefiklerinin açtığı savaşla beraber yeni bir kavram kullanılmaya başlandı. Yeni dünya düzeni. Bu kavramın müellifleri Amerika'nın düşünce kuruluşlarıydı. Bu kavram bir şeyi ilan ediyordu, bir şeyi de vaat ediyordu. Bu kavram neyi ilan ediyordu? Bu kavram bildiğin iki kutuplu dünyanın bittiğine, Sovyetler Birliği'nin yıkıldığına, Amerikan merkezli tek kutuplu dünyaya geçişini ilan ediyordu. Ama bu yeni dünya düzeni kavramı bir şey de vaat ediyordu. Neyi vaat ediyordu? Artık dünyanın belli yerindeki sorunları, küresel sorunları bir tür toplumsal akılla dünyanın iç politika merkezli çözmeyi vaat ediyordu. Uluslararası topluluklar dediğimiz, aklı dediğimiz Amerika merkezli Batı müttefikleriydi. Bu şunu öngörüyordu aynı zamanda. Bu sorunlar, İtilaflar ciddi bir çatışmaya dönüşmeden Batı müttefikleri tarafından çözülmeyi vaat ediyordu. Ne oldu peki sonra? Olmadı. Neden olmadı? Bu akıl Somali'de tutmadı, bu akıl Bosna'da tutmadı, bu akıl Bağdat'ta tutmadı. Bir diğeri 2008 krizidir. 2008 krizi tabii ki o da Batı yine odaklı dünya sisteminde Batı'nın ekonomik gücünün aslında aşınmaya başladığı, Batı dışı güçlerin yükselmeye başladığı bir dönemin uğrak noktasıdır. Üçüncü uğrak noktası da aslında Arap isyanları ve göç krizi 2011. Bunun önemi de göç kriziyle birlikte aslında Batı'nın iç siyasal sisteminin dönüşüme uğraması. Göçle birlikte popülist hareketlerin, aşırı sağ hükümetlerin ve küresel sistemle Batı'nın ilişkisini yeniden düşünmeye çalışan ve göç krizi devamında gelen 2013-2014'te artacak tabii ki göçe yönelik eleştiriler. Belki de son bir şey ekleyebilirim. O da Covid. Pandemiyle birlikte hem sağlık sistemlerinin, hem yurttaşlığın, hem küreselleşmenin, hem tedarik zincirlerinin vesairenin yeniden tartışıldığı bir döneme girdik. Sonra yeni bir denklem oluşmaya başladı. Nerede oluştu? Amerika hala dünyanın lider gücüydü ama Rusya gelip denkleme yeniden dahil oldu.
Rusya Putin'le beraber enerji veya başka faktörlerle, Kafkaslar yani aşağı coğrafi denklemlerle gelip Amerika'nın hesabının tutmamasına beraber Putin'in gelmesiyle Rusya yeniden denkleme dahil oldu. O sırada bir şey daha geldi, yeni bir güç daha geldi. Çin gelip denkleme dahil oldu. Bir tür yeni bir soğuk savaş başladı. Yeni dünya düzeni, Amerika'nın ilan ettiği düzen tutmadı. Aslında soğuk savaş bitti 90'da dedik. Rusya geldi, Çin geldi, denkleme dahil oldu. Bir tür soğuk savaşın devamını yaşamaya başladık. Buna da biz yeni soğuk savaş demeye başladık bu sefer. Şimdi çok kutuplu kargaşa aslında güçler dengesi üzerinden dünyayı anlamak. Uluslararası düzenin hiyerarşisine baktığımızda güçler dengesinin nasıl olduğunu anlayarak aslında işe başlarız. Güçler dengesi 20. yüzyıl boyunca değişime uğradı. Bu sistemler aslında hegemonik aktörü sınırlamayan, onun kendi gücünün kapasitesinin ötesinde hareket edebilmesini sağlayan sistemler. Bir tarafta Çin sorunların, küresel sorunların çözümünde hegemon olmak istiyor. Temel ülke olmak istiyor, belirleyici olmak istiyor. Diğer tarafta Amerika hala dünyanın lider gücü. Bunu sürdürmek, daha da devam etmek istiyordu. Ama gel gör ki bunlar bunu isterken, yani tekrar güçlü olmak isterken arada yeni yeni ülkeler çıktı. Şimdi bu ülkeler bunları takip edecek mi, hangisini takip edecek? Bir durum vardı. Yani tekrar sıkı müttefikler edinebilecekler miydi soğuk savaş denklemindeki gibi? Ama öyle olmadı. Yeni yeni ülkeler çıktı ve bu ülkeler ne Çin'i ne ABD'yi eski müttefik mantığıyla takip etmedi. Çünkü o hiyerarşide artık birbirini dengeleyecek ya da kuralları dayatacak bir polis yok. Çok kutuplu da yine güçler dengesinin işaret ettiği, aslında ne sistemi kontrol eden Amerika gibi güçlü bir aktörün olmadığı, onu dengeleyen bir aktörün de olmadığı, bölgesel güçlerin ön plana çıktığı, güç dengesi arasındaki ilişkinin aslında belirsiz olduğu ve bu belirsizliğin de aslında farklı aktörlere, yani hem sistemi bozmak isteyen aktörlere, hem sistemin eski hegemonik güçlerine, hem de yükselen güçlerine alan açan bir dönem bu. Bir boşluk oluştu. Amerika dünyanın lider gücü de olsa küresel düzeni tek başına ayakta tutmaya gücü yetmedi. Çin küresel güç haline geldi. Ekonomisi çok güçlü ama askeri unsuru zayıf. Ne oldu? Uluslararası sistemde bir boşluk oluştu. Jeopolitika asla boşluk kabul etmez. Güç boşluğu varsa birileri gelip o güç boşluğunu doldurur. O ülkeler gelip buraya yerleşti. Bu ülkeler kimdi? Bu ülkeler şunu reddeden ülkelerdi. Bu ülkeler kutuplu sistemi reddediyor. Çıkarları neredeyse ona göre davranıyor. Yani sıkı sıkı bir kutbun müttefiği olmuyor. Ekonomik ve askeri çıkarları, güvenlikleri, özellikle güvenliklerini dikkate alarak, başat duruma getirerek güvenlikleri neredeyse oraya baz alıyorlar. Çin bu yükselen güçlerin en önemlilerinden birisi. Askeri olarak henüz, askeri güç olarak ve askeri ittifaklar olarak henüz Amerika'nın gerisinde, Amerikan gücünün gerisinde. Kuveyt'e kadar ekonomik güç olarak ve ekonomik iktisadi ittifaklar anlamında Amerika'yı yakalamış durumdaydı. Fakat Amerika'nın çevreleme stratejisi, küreselleşmeden geri çekilme, yeni bölgeselleşme eğilimleri aslında tam da Çin'in gücünü sınırlamak, iktisadi gücünü sınırlamakla ilgiliydi. Teknolojik gücünü sınırlamak da bunun önemli bileşenlerinden birisi. Bunlar iki temel büyük güç ve aslında bu iki gücün çekişmesi ve siyasal, iktisadi ve askeri ittifakları şu an küresel sistemin temel dinamiklerini belirliyor. Ve pek çok orta güç, orta büyüklükteki güç her ikisiyle de ilişkisini devam ettirmek istiyor. Hind
Hindistan tabii ki şu an hem Amerika'nın müttefiki gibi ama aynı zamanda da Çin'le ilişkilerini devam ettirmek, onu küstürmemek, onunla ilişkilerini bir denge siyaseti üzerinden devam ettirmek gibi bir politikaya sahip. Hindistan, bir Çin yolu var Hindistan'ın. Yani Çin ne yaptıysa Hindistan aynı şey yolu yapıyor. Hindistan hem gelirini yükseltti hem yoksulluktan kurtuldu. Çin modelini uygulayarak bunu yaptı. Batı'nın üretim merkezi olarak bunu yaptı. Hindistan'ın bir denklemi var. Hindistan, Batı'nın, Amerika ve Batı ittifakının Çin'in karşısına koyduğu bir ülke. Çin'e alternatif yarattıkları bir ülke. Ama Hindistan bunu mümkün oldukça, mesela Çin gibi agresiflik de yapmıyor, sorun da yapmıyor. Çin'le mümkün oldukça ilişkilerini de sabit düzeyde, tutarlı bir düzeyde sürdürmeye çalışıyor. Ama üretim merkezi olması onu başka bir dünyaya getiriyor. Yani Amerika'nın istediği de bir tür o Asya Pasifik'te Hindistan'ı Çin'e karşı belirleyici konuma getirmek. Hindistan zaten yoksulluktan çıkarak, ekonomisi güçlendirerek bu stratejiyle zaten kendini bir yere koydu. Şimdi Çin'e karşı yavaş yavaş o bölgede çıkacak ama bir farkla yapıyor. Çin gibi Batı'yla kavga ederek gelmiyor. Ya da başka kutuplarla kavga ederek gelmiyor. Batı destekli ama Çin'le de kavga etmiyor. Mümkün oldukça Çin'le de normal ilişki düzeyinden devam etmek istiyor. Hindistan'da hem nüfusuyla, hem iktisadi kapasitesiyle, hem teknolojik gücüyle aslında yine yükselen güçlerden birisi. Özellikle coğrafi konumu ve Çin ve Amerika arasında bir dengeleyici aktör olması niteliğiyle onu da aslında büyük güçlerden, yükselen güçlerden birisi olarak Hindistan'ı saymak mümkün. Hindistan'ın şimdi şey gibi, Çin gibi Orta Doğu'ya veya başka coğrafyalara ticari anlamda da bir yatırımı henüz belirgin bir durumu yok. Ha, bunu Çin'in yoluna giderse evet Çin'e alternatif bir hale gelebilir ama bayağı bir zaman alacak. Temel meselelerden birisi bir olası Çin ve Rusya ittifakı. Bunun bir takım işaretleri var. Çin ve Rusya ittifakının mümkün olmasının. Savaşın geçen yıl, işte Ukrayna Savaşı'nın yıl dönümünde, 2023 ilk yıl dönümünde Çin ve Rusya birlikte küresel dünya düzenini nasıl görmek istediklerine yönelik bir memorandum, bir anlaşma, bir ortaklık anlaşması açıkladılar. Ve çok temel meselelerde aslında anlaştıklarını söylediler. Buna rağmen Çin'in Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik işgaline çok da onay vermediğini biliyoruz. Çin'in gelişi Rusya'nın aslında her ne kadar yakın olsalar da Rusya'nın Amerika karşıtlığında bariz bir düşüşünü sağladı. Asıl Çin Rusya'ya Amerikan karşısı güç, belirleyici güç olmaktan aşağı indirdi. Ve biz artık Rusya'yı Çin'e eklemlemeye başladık. Çin'in yanına koymaya başladık. Ama Ukrayna Savaşı ile beraber Rusya'nın bir kaybı var mı? Var. Rusya eskisi gibi belirleyici güç mü? Onu savaşın sonu gösterecek bize. Biz şu anda Rusya denklemden düştü mü? Rusya'yı ne kadar düşürürseniz düşürün, en fazla Amerika'ya karşı lider güç olmaktan düşürürsünüz. Ama Rusya'nın ne yapacağı, ne edeceği bu savaşın sonuna göre yeniden şekillenecek. Amerika'nın ve Çin'in yarattığı boşluk, lider olmalarına rağmen küresel sistemi tamamen yönetememelerinden oluşan boşluk en çok Orta Doğu'da hissedildi. Ve bu nedenle yeni aktörler dediğimiz, belirleyici aktörler dediğimiz en çok Orta Doğu'da çıktı. Ve dünyanın çok kutuplu sisteme dönmesini bu aktörler sağladı. Yani dünyanın kargaşasını, dünyada var olan kargaşayı ABD, Çin ve diğer süper güçlerin bütünsel olarak yönetememesinden çıktı. Ama çok kutuplu dünya dönüşü de bu yeni aktörler sağladı. Orta Doğu'da bunun en çok hissedildiği yer oldu. İran
aslında baktığımızda son 2 yıla kadar İran'a tanımlama koyabilirdiniz. Bölgesel güç, yeni aktör, farklı farklı denklemlerde İran'ı Orta Doğu'da merkezi ülkelerden biriydi. Ama hep ikincil ülkeydi. Ama mesela Gazze Savaşı ile beraber, İsrail'in Gazze katliamlarıyla beraber İran birincil ülke durumuna geldi. Çünkü İran şöyle bir şey var. İran'ın bir Orta Doğu'da saha örgütlenmesi var. Ürdün, Yemen, Suriye, Irak, her birisinden bir ortağı var. Yerel, lokal ama belirleyici bir ortağı var. İran'ın bu saha gücü çok net olarak görülmeye başlandı. İran bildiğiniz Orta Doğu'nun yeni aktörlerinden bir tanesi oldu. Orta Doğu bölgesinde işte Hizbullah'la ilişkisi vesaire, devlet dışı silahlı örgütlerle kurduğu ilişkisi üzerinden İran tabii ki kendine özgü siyasal ve askeri stratejiler kullanan ve bölgeyi yine bölge devletleriyle, işte Suriye rejimiyle ilişkisi, Irak'taki Şiilerle ilişkisi vesaire üzerinden bölgedeki temel dinamikleri etkileme potansiyeli ya da Rusya ile ilişkisi ya da Türkiye ile ilişkisi üzerinden bölgedeki temel dinamikleri etkileme potansiyeline sahip bir bölgesel güç. Ama hegemonik bir bölgesel güç mü? Değil. Bölgedeki temel dinamikleri bozabilecek, onları aslında bozarak bölgesel güç olma özelliğini koruyan yaramaz bir aktör. Gibi mi? Bölgesel güçleri düzen kurucu bölgesel güçler olarak görebilirsiniz. Bazı bölgesel güçler daha düzen kurarlar. Bazı bölgesel güçler de aslında kurulu düzenin, var olan düzenin bozulmasını sağlayarak ya da bir düzenin kurulmasını engelleyerek ve bu kapasiteyi harekete geçirerek aslında bir aktör haline gelirler. Birazcık İran'ı daha düzen bozucu ya da düzenin kurulmasını engelleyen aktörlerden birisi olarak görmek mümkün. İran dediğimizde hep aklımıza şu geliyor. Rusya-Çin denklemi. Hep soruyoruz ya bu denklemin içinde mi? Hep İran'ı Rusya'ya eklemliyoruz ya da Çin'le beraber üçlü bir ittifakın parçası yapıyoruz. Şöyle düşün, bundan 2 yıl önce Ukrayna Savaşı başlamadan önce ya da birkaç yıl öncesine kadar İran dediğimiz Rusya'nın pazarıydı. Askeri anlamda pazarıydı, silah anlamda pazarıydı. Bugün İran Rusya'nın silah tedarikçisi. Bugün İran aynı zamanda Çin'in en büyük petrol üreticisi, satıcısı durumda. Orta büyüklükteki güçlerin, Türkiye gibi orta büyüklükteki güçlerin bölgesel güç olma arzularını ya da fırsatlarını ama aynı zamanda sorunlarını ve zorluklarını arttıran bir dönem. Türkiye'nin şöyle bir zorluğu var. Bir kere Türkiye bir bölgesel güç olma arzusuna sahip. Hep sahipti ama bu sahip ol, bu arzu giderek arttı özellikle 2011 Arap İsyanları sonrası. Fakat Türkiye NATO üyesi bir ülke ve Batı İttifakı'nın içerisinde, Transatlantik İttifakı'nın içerisinde bir ülke ve bununla kurumsal bağları var. Bu tabii ki sınırlayıcı bir şey ama aynı zamanda imkanlarınızı da arttırıcı bir şey. Türkiye hem bu sınırlılıklar hem de imkanlar arasında bir denge kurmaya çalışıyor. Ama bu denge bu kadar belirsiz bir küresel siyaset döneminde çok da kolay kurulamıyor. Yani onun kendisinin de yapısal sınırları var. Bu dengeyi kurmanın yapısal sınırları var. Çok kutupluluğu reddeden bu küresel süper güçler arasındaki boşluktan, çatışmalardan yararlanan, kendine alan açan, güvenliğini böyle sağlayan ve hatta bu güvenliği bırakıp biraz daha bölgesinde, biraz bölgesinin de etrafında, bölgesinin de çeperinde etkin olmaya başlayan ülkelerin başında Türkiye geliyor. Farklı olarak Türkiye'nin bölgesine etki ettiğini görmemiz lazım. Mesela Fransa ile çıkar çatışması yaşıyor. Mesela Türkiye bu çıkar çatışmasında ne yapıyor? Yeri gelince Çin'le denklemi aşıyor. Ama mesela birçok yerde de Amerika ile yaşıyor. Ama Amerika'da yaşadığında ittifak veya karşıtlık noktasına ne yapıyor? Rusya ile bu denklemi aşıyor. Yani bu yeni aktörler dediğimiz çok kutuplunun içinde bu sistemi en iyi kullanan ülkelerin başında
Türkiye geliyor. Amerika'nın deniz aşırı gücü, Amerika'nın etkinliği azaldığı sürece Türkiye'nin alanı açılıyor. Meliha Altınışık hocamızın söylediği bir şey var. Bölgesel, hegemonik bölgesel güç olmak için sadece sizin arzunuzun olması yetmez. Aynı zamanda o arzunun bölge ülkeleri tarafından kabul edilmesi gerekir. Yani bir güç olmanın temel özelliklerinden birisi güç olduğunuzu söylemek ama aynı zamanda o gücün karşı taraf tarafından da onaylanması, ona rıza gösterilmesi kabul edilmesidir. Nasıl İran saha gücü belirliyor diyoruz, Hindistan ticaret ve artı üretim merkezi olarak yeni bir sistem kuruyor diyoruz. Türkiye'de politik tavrıyla belirleyici oluyor. Aslında Türkiye'nin şu çok kutuplu sistemde, kaotik düzende belirleyici politik tavrı. O ona alan açıyor. Son 10 yıl içerisinde Türkiye karşıtı bir bloğun oluşmasına da ve Türkiye'yi dengeleme arzusunun bölgede güçlenmesine de neden oldu. Ve bölgenin içerisinde, Orta Doğu'nun içerisinde aslında işte Katar'ın ve Türkiye'nin bir tarafta olduğu ve karşıda Arap devletlerinin olduğu, başka işte Suudi Arabistan ve Körfez ülkelerinin, Mısır'ı katabilirsiniz, İsrail'i katabilirsiniz, bir başka blok oluştu. Şimdi bu durumun değişmeye başladığı bir döneme girdik. Orta Doğu'daki normalleşme süreciyle birlikte onu da Gazze Savaşı aslında büyük oranda değiştirdi. Değiştirmeye de devam edecek. Türkiye'nin bir şansı var. Hakan Fidan. Hakan Fidan aslında sahaya baktığımızda, Türkiye'nin dış politikasının sahada uygulanmasına baktığımızda hep vardı. Çünkü sahanın uygulayıcısı oydu. Bir tür aslında Hakan Fidan bir süredir Dışişleri Bakanlığı koltuğuna oturmadan önce, deyim yerindeyse tırnak içinde, post Dışişleri Bakanıydı. Şimdi asıl o koltuğa geldi oturdu. Hakan Fidan'ın şöyle bir durumu var. Hakan Fidan aynı zamanda bir teorisyen. Ayrıca bütün eleştirisinde eski düzenin kurumlarının, o çift kutuplu veya tek kutuplu düzenin kurumlarının nasıl işlemediği üzerinde eleştirilerle yaklaşıp, şimdi bu sistemin içinde Türkiye'nin Dışişleri Bakanlığı yapan bir isimden bahsediyoruz. Hegemonik güç, aslında düzen kurmuş olan, bir yerden çekilirken orayı aslında yıkarak çekilir. Çekildikten sonra bir takım bölgesel güçlerin aslında daha fazla alan açıldığına tanıklık ettik. Ve bu da işte biraz evvel söylediğimiz gibi Suudi Arabistan'dan Katar'a, İran'dan Türkiye'ye, Orta Doğu'nun yeniden tanımlanması arzu edilen bir güç sahası olmasına yol açtı. Bu süreç hala devam ediyor. İşte normalleşmeyle birlikte bir yeni Orta Doğu düzeninden bahsetmeye başlamıştık. Çok kutuplu kaotik düzen diyoruz değil mi? Ya da çok kutuplu karmaşık düzen diyoruz. Bu düzenin şu anda adı bu mu emin değilim. Yani biz buna bu adı mı vereceğiz? Çok kutuplu kaotik düzen veya çok kutuplu kargaşa düzeni. Bu veya buna benzer bir şey. Bunu bilmiyoruz. Ya da yeni bir kavram gelebilir. Bunu daha bütünleyici olabilir. Ama bu düzenin, bu hem çok kutuplu hem de kaotik düzenin bir örneğini yaşıyoruz. Şu anda Filistin'de yaşananlar, Gazze'de yaşananlar bu düzenin somut bir örneği. Adını koyamayabiliriz, yanlış koyabiliriz. Daha büyük bir ada ihtiyacımız olabilir, daha iddialı bir isme ihtiyacımız olabilir. Ama bu düzenin şu andaki somut örneği Gazze'de yaşanıyor. Çünkü Gazze'de yaşananlar, yani İsrail'in vahşete taşıdığı boyutta ve onun etrafında dönen ilişki ağları bir asırlık veya daha fazlalık klasik Filistin-İsrail çatışmasından öte bir durum. Onun bir evresi değil. Bu başka bir şey. Belki de Amerikan gücünün bölgeye geri gelmesine ve başka tür bir düzenin tanımlanmasına tanıklık edeceğimiz bir süreç olacak. Henüz çok belirsiz tabii ki. Amerika mesela son birkaç yılda bu sorunu çözme noktasına giriyordu. Çünkü Amerika mümkün oldukça kendini Orta Doğu'da ve sorunlarından soyutlayıp ve dışarıda müdahaleye gerek kılmayacak bir Orta Doğu bırakmak istiyordu. Ne oluyordu? Anlaşmalarla, özellikle Arap ülkeleriyle İsrail'i barıştırdığında, ki bu noktada da adım atıyordu, onlar arasındaki sorunları çözdüğünde Filistin sorunu da çözüleceğini düşünüyordu. Ama öyle olmadı. Hayal oldu o. O imzalanan anlaşmalar,
Suudi Arabistan, İsrail, etrafındaki diğer ülkeler, o projelerin hepsi çöp oldu. Yani aslında Amerika'nın Orta Doğu hikayesi, çabası, yapmak istedikleri hepsi çöp oldu. Orada iflas etti. Orada bitti o. Şimdi yeni bir hikaye yazılıyor. Bu kaotik düzenin örneği olarak Filistin'de yeni bir hikaye yazılıyor. Ve herkes buna göre yeni bir politik tavır almak zorunda kalacak zaten. Çok yeni sorunlarımız var. Ama o çok yeni sorunlarla yüzleşecek kurumsallaşmamız, aktörlerimiz, liderlerimiz, siyasetimiz yok maalesef. Ve bütün bunların hepsi karşımıza çok ciddi bir savaş, çatışma, yerinden edilme, kayıp olarak geçiyor. Yani içeride olduğu gibi dışarıda da, dünyada da iyi bir siyaset, yani gerçek güçlü bir siyaset ve siyasal aktörler bunun nasıl ilerleyeceğini, toplumsal hareketler, dünyanın nereye gideceğini aslında belirleyecek gibi. Bu son saldırılara, bu kaotik düzen üzerinde Amerika'yı yeni daha uzun süreli bir stratejiye gidecektir. Eminim gidecektir. Muhtemelen de tekrar geri dönüşünü konuşacağız Amerika'nın. Amerika'nın Orta Doğu'ya ve belli yerlere yeniden geri dönüşünü konuşacağız. Çünkü Gazze sorunu, şu anda Filistin sorunu yeni düzenin aktörlerini de belirleyecek. Sistemin temel aktörlerini belirleyecek. Bu düzenin neye evrileceğini de belirleyecek. O yüzden hiçbir aktörün orada, küresel anlamda büyük aktörlerin, askeri liderlerin oradan çekilebileceğini hesap etmek pek mümkün değil. 1945'lerde başlayan bir sistem şu anda Ukrayna Savaşı ve Gazze'deki yaşanan vahşetle bir evreye taşınmış oldu. Ve bu iki savaşın nasıl biteceği, ne şekilde çözüleceği, hangi aktörlerin bunu nasıl çözeceği ya da var olacağını bize net gösterecek. Yani bu iki örnek bizim dünyanın nereye evrileceğini net olarak bu iki örnek bize gösterecek.